Mesele ekonomiden herkese merhaba. Ufak bir bayram arasının ardından Piyasa Açılıyor programında Doktor Tuğberk Çitilci ile beraberiz. Öncelikle herkesin geçmiş bayramını tekrar kutlamış olalım. Tuğberk Bey merhabalar, nasılsınız? Sağ olun Sinan Bey, iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Tuğberk Bey, bayramda Türkiye piyasaları kapalıydı ama dünyayı takip ediyorduk. Evet. Dünyadaki hareketlilik devam ediyordu. Bir taraftan Delta varyantı var ki Türkiye'de ve bütün dünyada etkisini yavaş yavaş göstermeye başladı. Önlemler artmaya başladı. Diğer taraftan ekonomik veriler açıklanıyor. Size bırakayım sözü. Sanırım haftanın en çok konuşulması gereken, tartışılması gereken birinci gelişmesi olarak bunu alabiliriz. Kesinlikle piyasanın mottosunda şu anda iki tane dinamik var. Delta varyantı ve ekonomik büyüme. Ve traderlar bu iki dinamiği o kadar hızlı şekilde pozitif ve negatif fiyatlıyor ki bir tarafta çöküş, bir tarafta coşku fiyatlamasına gidiyor. Biz bayram tatilindeyken özellikle sizle hep konuştuğumuz risk algısının barometresi olan Amerikan 10 yılı o 200 günlük basit harekette ortalaması 1.25-68 seviyelerin aşağısına geriledi. Ve orada da neredeyse 1.12.60'lar yani 1.10 bantlarına kadar geri çekildi. Hep şunu söylüyorduk. Amerikan 10 yılı %1 seviyesine ne kadar hızla ulaşır? Tabii bu nokta atışı cetvel çizimi olmaz. 1.12'ler yani 1.10 bantları neredeyse %1 psikolojik seviyesini gördü. Buna bağlı olarak S&P 500 endeksinde %2'leri aşan, onun önderliğinde Amerikan endeksine sert geri çekilmeler oldu. Ama daha sonra Delta varyantı ve ekonomik büyüme risklerini negatif yönde alan piyasa katılımcıları ne olduysa bir anda tekrar coşku moduna geçtiler. Amerikan tahvil faizinde en kötüyü fiyatladıktan sonra S&P'ye 4.400'ün üzerinde yeni bir rekor kırdırdı. Şimdi burada aslında piyasanın çıkmazı şu. Evet, Fed varlık alımlarını azaltacağım diyor, faiz artışına gideceğim diyor. Ama bir de ortada ucuz bol likidite var. Ve bu likiditenin de sevmediği bir unsur getirisizlik, getiri arıyor. Ve bu getirinin de en büyük adresi Amerikan borsa endeksleri olacak. Bu noktada Amerikan borsaları demişken haftanın ikinci gelişmesi olarak Amerika'daki finansal sonuçlara bakacak olursak bu hafta Tesla, Apple, Facebook, Amazon gibi birçok şirketin verilerinin açıklandığını görüyor olacağız. Beklenti nedir? Şimdi bu hisse senetlerine neden bakıyoruz? Bunlar Amerika'nın hem teknoloji anlamındaki amiral gemileri. Tesla, Apple, Amazon, Alphabet ve bunların da oluşturduğu endeks oluyor. Yani biz önce hisse senetlerine bakıyoruz. O hisse senetlerinin hareketleri işte bizim S&P'nin, Dow'un, Russell'ın vesairenin rekor kırdırdığını söylüyor. Şimdi bu hisselerde genelde hep şöyle bir algı vardı. Bütün zamanların yükseğinde tamam bu noktadan sonra geri çekin. İşte Facebook hissesi. Herkes deniyordu. Facebook'un artık kullanıcı sayısı düşmeye başladı. Yeni yapılanması, yeni iş modeli, güncel teknolojiye veyahut da tırnak içinde genç dinamik Y kuşağına uymuyor dendi. Ama bakıyoruz Facebook hissesi zirve üzerine zirve. Amazon'a bakıyoruz aynı şekilde. Alphabet'e bakıyoruz aynı şekilde. Şimdi burada özellikle Amazon ve Alphabet'e odaklanmak gerekiyor. Bu iki hisse senedi içinde analistlerin en iyi hile fiyatlarına göre yaklaşık %8 ile %15'lik bir getiri potansiyeli bulunuyor en iyi hedef fiyatta. Bu neden önemli Sinan Bey? Çünkü şu, Amerika'da şu anda yıllık %5.4 bir enflasyon var mı? Nokta atışı yapmayalım. %5'lik bir enflasyon. Bu eşittir nedir? Refah kaybı. Şimdi bu refah kaybından ne zaman rahatsızlık duyarsınız? Refahınız %5 ve üzerinde artmadığı zaman da. Şu anda Amerikalıların hisse senetleri tarafında eğer biraz böyle büyük hisse senetleri, işte bu saydığımız Apple, Tesla, Amazon, Alphabet, Facebook gibi hisselerde aldığı zaman da %5'in üzerinde getiri sağlıyor mu? Evet sağlıyor. İşte bu ne anlama geliyor? Enflasyondaki aldığı, verdiği refah kaybını hisse senetlerindeki refah artışı olarak alıyor. Dolayısıyla bu sistem devam ettiği sürece Fed'in eli rahat ama ne zaman bu hisse senetlerindeki hareket aşağı yönlü döner orada bir sıkıntı var. Orada da şunu belirtelim. S&P 500'de şu anda 12 aylık en iyi hedef fiyat 4.777 seviyesinde. Hani 4.412 kapanışı dikkate aldığımızda yaklaşık bir 350-400 puanlık bir yukarı yönlü hareket var. Bu da yaklaşık %8.5'a tekabül ediyor. 5.4 enflasyonu düştüğünüz zaman da yine %3'ün üzerinde bir getiri potansiyeli bulunuyor. Dolayısıyla bu hikaye devam ettiği sürece piyasanın risk algısı pozitif gibi duracak. Ama ne zaman bozulur onu da Fed tarafında göreceğiz. Amerika'dan çıkmadan önce bir de Fed konuşalım istiyorum. 28 Temmuz'da saat akşam 9'da
Fed'in faiz kararı var ve sonrasında evet. Powell'un artık beklentimizin gelenekselleşmekte olduğu basın toplantısı var. Burada farklı bir mesaj bekliyor muyuz? Yoksa önceki mesajların tekrarı ve ileriye dönük beklentilerin oluşturulma sürecinin devamını mı göreceğiz size göre? Powell kendini tekrar etmeye devam edecek. Hep konuştuğumuz gibi kritik Jackson Hole toplantısı olacak. Çünkü orada dünyayı hazırlamaları gerekiyor. Bu toplantıda faiz oranında herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Zaten piyasa tarafında da beklenmiyor. Basın açıklamasında tema yine iki tarafta olacak. Güvercin ve Şahin kanat. Güvercin temada pandeminin gölgesi altındayız. Riskler hala devam ediyor. Bu süreçten çıkış, yani çıkış sürecinde Fed'in destek vermesi gerekiyor. Zaten bilanço bize 8 trilyon dolar da bunu net olarak gösteriyor. Biraz daha Şahin tarafa geçince ısrarla şunu vurgulayacak. Biz her toplantıda varlık alımlarının azaltılmasını tartışıyoruz ve tartışmaya devam edeceğiz diyecek. Ama işte bu varlık alımlarının azalmasını tetikleyecek dinamik ne olacak ve oraya henüz geldik mi? Belki oraya ilişkin bir sinyal verir mi, vermez mi? Ama bir bütüne baktığımız zaman da şu anda biraz daha güvercin FED olacak. Bu neden önemli? Güçlü dolar teması, zayıf euro. Klasik dolar endeksi 92.88. Biz bayram tatilindeyken 92.88'in üzerinde 93.10'lara kadar bir hareket oldu. Şu anda onun üzerindeyiz. Eğer burada bir kalıcılık sağlarsa bu euro dolar paritesi açısından da bir negatif unsur olacak. Çünkü euro dolar da şu anda 1.18'lerde dengeleniyor. Orada da artı eksi 100 pipsik hareket. Kuvvetle muhtemel traderlar şu anda 1.17'yi fiyatlıyor. 1.17 eğer biraz daha bu dolar teması güçlenecek olursa bizim daha önce euro dolarda test ettiğimiz o 1.16'lı dip seviyelere doğru bir hareket olup yeni band normalimiz 1.16-1.17'ler olabilir. Bu da Fed Başkanı Powell'a bağlı olacak. Fed'i biz de Türkiye'den takip ediyor oluyoruz haliyle ve bu hafta haftanın 3. gelişmesi olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklanacak 29 Temmuz'da. 2021 hedefi %12.2 idi. Bir revizyon evet. Gelebilir mi? Çünkü son rapordan bu yana önemli gelişmeler de yaşandı. Kesinlikle önemli gelişmeler devreye girdi ve bunlar bizim kontrolümüzde olanlar mı? Değil. Şimdi güçlü dolar teması devam ediyor. Fed varlık alımlarını azaltıp Fed'in çıkış stratejisini gümbür gümbür ilan etmiş durumda. Amerika başta olmak üzere dünyanın genelinde gelen yakıcı yıkıcı bir enflasyon devam ediyor. Biz enflasyon ithal ettiğimizden dolayı bu arz ve talep dinamiklerine negatif yönde şok veriyor. Bir de bunun üzerine aşılanmayla beraber hızlı normalleşme, ertelenmiş talebin devreye girmesi, ekleyelim petrol. Dikkat ederseniz sürekli bir negatif unsur sayılıyor. Şimdi bu noktada her ne kadar Merkez Bankası enflasyon konusunda kura odaklanmış olsa bile de biz Temmuz-Ağustos döneminde USD-TR'ye paritesinde göreceli bir sakinlik yaşıyor. Ama bu yanlış anlaşılmasın. Kur oldukça değersiz ama daha yukarısı olmadığı için göreceli bir sakinlik var. Bu da neden? Seyahat gelirlerinden dolayı ülkeye sınırlı bir miktarda döviz girişi yapıyor. USD-TR'de 50 günlük basit hareketli ortalama, işte o 8.56-8.57 bölgesi önemli. Oranın aşağısında çok fazla kalıcı olmuyor. Genelde o 50 günlük ortalamada bir dengelenme var. Ama oldu diyelim. Çok aşırı iyimser senaryoda biraz eleştiri de alıyoruz ama o 100 günlük basit hareketli ortalama var. 8.30 seviyede. Bu tabii oraya kadar çekilecek değil ama genel bant eğer iyi bir senaryoda 50 günlük yukarıda 100 günlük aşağıda bu bantı hareket eder. Ama bu hareket çok kısa süreli olur. Zaten Temmuz'u geçirdik. Ağustos varyantlarla beraber sıkıntı. İşte bu noktada kurdaki göreceli sakinliğe rağmen günlük hayatımızdaki mal ve hizmetlerdeki fiyatların haftadan haftaya göre değiştiğini görüyoruz. İşte bu neden fiyatlama mekanizmasında kur ana etken ama ikinci olarak da aktarım mekanizması. İşte o işletmenin elektrik faturası, doğalgaz faturası, diğer maliyetleri, personel maliyetleri arttığından dolayı bunları daha yüksek bir oranda fiyata yedirmeye başladılar. Ve bu da bize sürekli zam olarak yansımaya devam ediyor. Şimdi Merkez Bankası'nın 2021 yılındaki hedefi %12.2. Bizim yıllık enflasyon %17.5'larda dengelenmiş durumda. Petrol fiyatlarında dikkate aldığımız zaman da kuvvetle muhtemel Merkez Bankası'nın bu 2021 yılındaki hedeflemesinde 1-1.5 puanlık bir yukarı yönlü revizyon olabilir. Ama orada psikolojik eşik %15. 15'in altında kalıp 12.2'nin de yukarısına gelecek şekilde yukarı yönlü bir enflasyonda revizyon olabilir. Ama zaten Merkez Bankası'nın ana para politikasında artık bir faiz indirimi konuşmadığımızdan dolayı şu anda
faiz indirmeme, faiz arttırmama, Fed'in politikasını görüp ona göre günlük adaptasyonlarla bu tırnak içinde göreceli sıkı para politikasını adapte etme devreye girebilir diye düşünüyorum. Peki Tuğberk Bey, haftanın sözünde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın bir sözü var bu hafta. Euro bölgesindeki toparlanma devam ediyor. Fakat salgının gölgesi hala üzerimizde. Lagarde'ın açıklamalarını geçmişte de konuştuk. Ne yapabileceğini, ne yapamayacağını değerlendirmiştik evet. Sizle. Bu açıklama da sanki geçmiş açıklamalarına paralel olarak okunabilir değil mi? Okunabilir. Artık Euro-Dolar paritesi de dünyadaki FX piyasasında ne kadar bir benchmark, bu da aslında bir tartışma konusu. Artık traderların ilgisini çekmiyor. Burada Draghi'nin kulakları çınlasın. Hep Draghi'de şapkadan tavşan çıkartır derdik. Gerçekten de bunu yapıyordu hiçbir aksiyon almadan. Ama Lagarde bu toplantıda da şapkadan bir tavşan çıkartamadı. Bu toplantıyı zaten piyasa çok önemsemiyordu. Kendi çıktı dedi, biz Temmuz toplantısı daha önemli olacak, sözlü yönlendirme stratejilerimizi açıklayacağız dedi. Ama yine bir şey yapamadı. Yine %2 simetrik enflasyon hedefine odaklanıyor. Neden odaklanıyor buna? Enflasyon yükseldiği zaman da ECB'ye piyasa gel faiz arttır dememek için. Şu anda zaten güçlü bir dolar teması var. Zayıf euro ekonomik aktivite açısından işine yarıyor. Şimdi %2'nin üzerine çıkacak bir enflasyonda ECB'nin faiz arttırması ne anlama gelir? Teorik olarak güçlü euro. Dolayısıyla buradan da bir negatif unsur yiyecek. Dolayısıyla şu anda ECB ve Lagarde'ın ana stratejisi faiz arttırmadan enflasyonun hafif yükselebileceği ama bu yükselişin bir faiz artışına neden olmayacağını ısrarla vurgulaması. İşte bunun içinde piyasa katılımcıları, traderlar, Euro-Dolar paritesinde ilgilerini kaybetle ve sürekli aşağı yönde 1.17'lere doğru yakınsayıp hareket yapıyorlar. Belki traderlar tarafında da sonbahar ECB toplantısında acaba bir aksiyon olur mu, olmaz mı? Ama şu anki dinamiklerde Euro-Dolar paritesinde her yukarı yönlü hareket bir satış imkanı gibi duruyor. 1.18 referans, artı eksi 100 pipslerde 1.17. Diyelim ki dolar endeksi 92.88'in üzerine yerleşti. Biz dolar temasında ilave bir şahinleşme gördük. O zaman euro dolarda 1.16'ları test edip 1.16-1.17 bandında devam ederiz. Ama işin özetinde Lagarde euro dolar tarafındaki bütün fiyatlama gücünü kaybetti. Şu anda güç tamamen Powell tarafında. Powell nasıl yönlendirirse onu göreceğiz. Tabii bir dipnotta şu anın fiyatlaması değil ama Powell'ın da görev süresi bitecek. Bakalım Biden ikinci dönemde Powell'la çalışacak mı, çalışmayacak mı? Powell'ın yerine de şu anda Brainard'ın çok fazla adı geçiyor. Oradaki gelişmeleri de şimdiden yavaş yavaş izlemeye başlayacağız. Bunu ayrıca önümüzdeki haftalarda daha detaylı olarak değerlendiririz. Evet, evet. Size haftanın sorusu olarak yine ABD 10 yıllıklarını sormak istiyorum. Farklı seviyeleri konuştuk. 1.70'leri, 1.60'ları, 1.50'lere indik. Ve şimdiki sorum, ABD 10 yıllıkları şimdilik dibi gördü mü? Şimdilik dibi gördü. Çünkü fiyatlamanın risk barometresi eşittir Amerika 10 yıllık. Ve orada da referans 200 günlük basit hareketli ortalama. O 1.2650, 1.2675 seviyesi. Bunun altında kaldığı sürece piyasa hala bir risk algısı olduğunu bekliyor. Risk algıları ne? Delta varyantı, ekonomik büyümeye ilişkin sıkıntılar, ülke dünya genelinde kapanmalar olur bu. İlave aşağı yönlü hareket bu sefer %1 ve aşağısına gelir. Yani 0.90 %1 hareketi, işte bunun olması için de delta varyantı kaynaklı veyahut da FED tarafında çok aşırı bilmediğimiz yeni bir haber akışı gelmesi gerekir. İşin özetinde şu anda Amerika'nın 10 yıllığında dibi gördük. Risk barometresinde risk seviyesi azaldı. Endeksler pozitif. Burada da algı tarafında Amerikan tahvil dinamikleriyle ABD hisse senetleri arasındaki risk algısında negatif yönlü bir aksiyon var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Tüm bu programın özeti olarak aslında haftanın varlığını S&P 500 endeksi üzerinde konuşabiliriz sanıyorum. Evet. Rekordan rekora koştuğunu siz belirtmiştiniz. Bu hafta da takip edeceğiz S&P 500'ü. Dünya takip ediyor. Çünkü benchmark endeks ve orada da özellikle biz bayram dönemindeyken %2'lerin üzerindeki sert geri çekilmeler aslında yeni yukarı için muazzam bir teknik anlamda momentum yarattı. Bunu da yaptı mı? Evet, 4412. İnanılmaz bir seviye. Şu anda endeks için 50 günlük basit hareketli ortalama 4257 seviyesi referans. 50 günlük neden önemli? Kasım 2020 yılında
iki sefer aşağı yönlü onu ihlal etmişti. Oradan sonra yukarı yönlü bir momentum başlamıştı. Kasım 2020'den beri 50 günlüğün altında majör olarak kalıcı olmuyor. Biz bayramdaki harekette de 50 günlüğün bir miktar altında ihlal yaptı. Ondan sonra yukarı yönlü yeni bir hareket potansiyeli yarattı. Dolayısıyla 50 günlük geri çekilmelerde majör bir destek seviyesi oradan yeni yukarı için potansiyeli açıyor. Analistler şu anda 12 aylık en iyi hedef değerde 4777 seviyesine işaret ediyor. 4400, yuvarlayalım 4800, ilave 400 puanlık yani %8'in üzerinde bir yukarı yönlü potansiyeli işaret ediyor. Dolayısıyla Amerika'daki hisse senetlerinin sizde biraz önce vurguladığımız gibi %5'lik enflasyon refah kaybını Amerikan hisse senetlerindeki refah artışıyla kapatıyorlar. Bu hikaye de belli bir noktaya kadar devam etmek zorunda. Bu hikayeyi ne zaman kim bozacak? Fed bozacak. Şu anda mı bozacak? Şu anda bozacak çok fazla bir dinamiği bulunmuyor. Sanki Ağustos ayı ve o tırnak içinde Jackson Hole toplantısına kadar biraz daha rahat görüyoruz. Yani piyasa bir miktar negatif fiyatlamayı yapıyor ama bu genel trendi bozmuyor. Genel trendi bozacak fiyatlamayı FED yapacak, o da şu anda yapacak durumda değil. Son olarak kaparken bayramda özellikle Amerika'da tartışılan bir konu olarak şunu sorayım size. Amazon'dan konuştuk, Tesla'dan konuştuk. Jeff evet. Bezos'un bizim bayram tatilinde olduğumuz sıralarda ufak bir uzay seyahati vardı. Buradaki evet. Rekabet, teknoloji alanındaki rekabet sanıyorum uzay hattına da uzanıyor. Şimdi aslında uzay hattına ulaşıyor. Burada yine kimin kulaklarını çınlatacağız? Elon Musk'ın. Çünkü Elon Musk hem SpaceX ve hem de Tesla tarafında muazzam bir başarı attı. Ve bu zenginler arasındaki psikolojiyi dikkate aldığımız zaman da aslında ikisi arasında bir çekişme de var diyebiliriz. Çünkü bir tarafta Tesla, yani bir tarafta Amazon, iki tane amiral gemisi. İşte Elon Musk biraz bu uzay seyahati sonrasında rol çalmaya çalıştı. Hani Tesla tekrar Bitcoin'i varlık olarak kabul edebilir dedi. Orada tekrar kripto parayı Bitcoin'e hazır gelmişken ona da ufak bir değinelim. 30 bin dip seviyelerinden aldı. Şu anda yukarı yönlü hareketinde 50 günlük var. 35 bin seviyelerinde dengeleniyor. Eğer Elon Musk'ın desteği devam edecek olursa biz Bitcoin'de artık 30 binde dibi görüp yukarıda 35 binin üzerinde kalıcılıkla tekrar bir 200 günlük basit hareketli ortalamaya doğru hareketlenebiliriz. Ama her ikisi arasında güzel bir rekabet var. Ama rekabette teknolojinin gelişmesi açısından iyi oluyor. Umarız gündem açısından böyle unsurlar da Türkiye'ye de gelir diye düşünüyorum. Umarım diyelim. Çok teşekkür ederim Tuğberk Bey. Ben teşekkür ediyorum Sinan Bey. İyi haftalar dilerim. Herkese iyi haftalar dilerim. Değerli izleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi haftalar.